Merhaba korku severler. Ben Vesvese. Yeni hikayelerimden anında haberdar olmak için abone olduktan sonra bildirimleri açmayı unutmayın. Hikayelerimi paylaşıp yorum yaparak bana destek olabilirsiniz. Korkulu dinlemeler. Bir temaşadır ki almış başını gidiyordu. Kinim zihnimi bulandırıyordu. Tek düşünebildiğim Selin'i bulup işini bitirmek oluyordu. Bunu nasıl yapacağımı ise planlayamıyordum. Fatıma olmadan onun izini sürmek benim için biraz zor olacaktı. Bu illet hayli çetindir oğul. Bozulması için yapan büyücüyü bulmak gerek. Muhammed bitkin ve perişan halde yanımda belirmişti. Şu halini büyüye bağlamak mümkündü sanırım. O şeyiyle fazlaca haşır neşir olması gücünü tüketiyor olmalıydı. Hal kalmadı oğul. Bu kızın ilmi dediğin kadar varmış. Lakin geçilmez değil. Bir çaresi bulunur elbet. Elindeki kağıdı uzatarak. Büyüyü açarken bir şey buldum. Sana yazılmıştı. Titreyen elleriyle sarımtırak saman kağıdını bana uzattı. Onun kapanmaya yüz tutmuş gözlerine bakarken kağıda uzanıp elinden aldım. Katlanmış kağıdı açıp sesli olarak okumaya başladım. Bana çektirdiğin acının bedelini hepinize ödeteceğim. Artık son yakındır. Beni bul ve arkadaşlarını kurtarmayı dene. Savaşın kazandığı topraklar galibini yutacak. Bu da neydi böyle? Ne savaşı, ne galibi. Bu kız öfkesinden iyice kafayı yemiş olmalı. Hadi ama anlamadın mı? Sana yerini söylemiş, onu bulmanı istiyor. Yan tarafımda Onur'un yorgun sesi duyuldu. Samet'le birlikte oda kapısının önünde duruyorlardı. Onur bir kolu ile kapıdan destek alırken diğeriyle Samet'e yardımcı oluyordu. İkisi de ayaklanmıştı. Bitkilerin tesiri onları güçlendirmiş olmalı. Ancak hala ayağa kalkmamaları gerekiyordu. Siz ne yapıyorsunuz? O bitkiler acılarınızı dindiriyor. Ancak sağlığınızı tam olarak düzeltemiyor. Kendinizi hırpalamayın. İçimdeki öfke sesime yansıyordu. Ben onları iyileştirmeye çalışıyordum. Onlar kafalarına göre hareket ediyorlardı. Çabalarımı içe sayıyorlardı. Kapa çeneni sert çocuk. Biz olmadan bir alt başaramayacağın ortada, dedi Onur. Zar zor ayakta durup konuşurken bile küstahlığından bir şey kaybetmiyordu. İkisi de aksayarak yanıma geldi. Çekil kenara. Ben onları yer açınca kendilerini tam anlamıyla koltuğa bıraktılar. Savaşın kazanıldığı yerden kastı derenin üst tarafında kalan ormanlık bölge olmalı. Savaşın galibi derken kimi kastettiğini anlamışsındır sanırım. Aslında düşününce mantıksız değildi. Tam da ondan beklediğim gibi açıkça meydan okuyordu. Eğer ormanın içindeyse Tahsin ve Mehmet'i nerede tutuyor? Ormanda ağaçlara bağladığını sanmam. Her yer ne kadar tenha olsa da avcılar arada bir ormandan geçiyor olmalı. Samet güzel bir noktaya parmak basmıştı. Gözü kara olsa da aptal değildi. Oralarda eski bir avcı kulübesi olacaktı oğul. Bitki toplamaya gittiğimde birkaç kez yakınından geçmiştim. Sahibi avcılığı bırakınca öylece kala kaldı. Belki oraya sığınmıştır, dedi Muhammed. O zaman aramaya oradan başlarız, dedim. Biz? Onur'un heyecanlı çıkışına ona şaşkınlıkla bakarak cevap vermiştim. Evet biz. Hani şu birinci çoğul şahıs eki olan, bildin mi? Bu herif en sinirli halimde bile göz devirmeme neden oluyordu. Benimle gelmiyorsunuz. Bana aldırış etmeden Samet'i de kaldırıp onunla beraber aşağı inen merdivenlere doğru yöneldi. Acele et, aşağıda bekliyor olacağız. Hazırlıklarını da iyi yap. O manyak ile karşı karşıya kaldığımızda maraz çıkmasın. Bir şeyler söylemesini umarak Muhammed'e baktığımda başını hafifçe sağa sola salladı. Şayet aranızda kalmaktan korkarım oğul. Az önce ne oldu öyle? Tahsin'den dinliyoruz. Selin'in yanağımda açtığı derin kesik canımı çok yakıyordu. Dizini göğsüme bastırıp saçımdan tutarak kanın bir kaba akmasını sağlıyordu. Onu üstümden atma çabalarım sonuçsuz kalmıştı. Kendinden beklenmeyecek bir kas gücüne sahip. Sakin ol sarışın, biraz eğlenceden zarar gelmez. Bu kız kesinlikle hastaydı. Cümlesini kurarken
adeta tıslayan bir yılan gibiydi. İstediğini alınca elini saçımdan çekip çenemi kavradı. Boştaki elinin işaret parmağı ile kanayan yarama dokundu ve eline bulaşan kanı ağzına götürdü. Seni öldürdükten sonra kanının birazını saklamalıyım. Ona tiksintiyle bakarken ağzıma dolan kanı suratına tükürdüm. Tadını sevdin sanırım. Şu an ondan ölesiye korkuyordum. Ancak teslimiyet göstermeye niyetim yoktu. Elini yumruk haline getirip açtığı yaranın olduğu yere vurmaya başladı. O kadar hızlı ve sertti ki sayamadım bile. Öfkesinin içinde boğuldu, çok açıktı. Vurmaya devam ederken çıkardığı öfke dolu hırıltılar vahşi bir hayvana ait gibiydi. Sana işkence ettiğim her anın tadını çıkaracağım. İşim bittiğinde rafımdaki yerini sen de alacaksın. Ahmet'in hemen yanında. Üzerimden kalktığında sinir ile aykırarak karnıma birkaç tekme attı. Kanın mekalik tadı ağzımı tamamen kaplamıştı. Küfürler savurarak yan tarafıma eğildi ve kanım ile doldurduğu kabı eline aldı. Odanın içerisinde dolaşırken bağırarak bana yabancı gelen bir dilde konuşuyordu. Sanırım büyü yapıyordu. Karanlığa alışan gözlerim sayesinde odayı az çok görmeye başlamıştım. Ancak hala net değildi. Kabı bir masanın üzerine bırakıp içine bir şeyler karıştırdı. Ardından yanıma gelip tişörtümü yukarı kaldırdı. Kaptaki kanlı karışıma işaret ve orta parmağını batırdıktan sonra o kan ile karnıma bir sembol çizdi. Tam olarak göremiyordum. Ardından ayak uçlarıma doğru ilerleyip orada bulunan şömineyi yaktı. Kabı ateşin üstüne bırakıp son birkaç kelime söyledikten sonra kahkaha atmaya başladı. Bakalım şimdi gülebilecek misin? İçimde ne olduğunu anlayamadım bir his baş gösterdi. Acı veriyordu. Hem de çok. Her saniye daha da katlanıyordu. İçimde bir ateş yanıyor gibi hissediyordum. Sanki içten içe kavruluyordum. Kendimi tutmaya çalışsam da acı katlanabileceğimin çok üstündeydi. Ben çığlıklarımın arasında nefesimin yetip gittiğini hissederken gözlerim yan tarafımda yatan Mehmet'i buldu. Göz pınarlarımda kontrolüm dışında akan seli durduramıyordum. Benim durumum onu da korkutuyordu. İrileşmiş gözlerinde hissettiklerinin yansıması vardı. Dehşete düşmüştü. Selin gözlerinde şömine ateşinin yansımasıyla ona yaklaşırken debelenerek kaçmaya çalışıyordu. Bedenimi saran ateşten ziyade kalbimi kasıp kavuran arkadaşımın yakaran boğuk sesiydi. Onur'dan dinliyoruz. Ayakta durmak zor geliyordu. Ama Ahmet'i yalnız bırakamazdık. Şu an düzgün düşünemiyordu. Endişe ve öfkenin arasında mantığının yolunu kaybetmişti. Dış kapının önünde Samet ile birlikte gelmesini bekliyorduk. Bu karanlıkta orman her zamankinden ürkütücü görünüyordu. Tabii bunun sebebi orada bizi nelerin beklediğini az çok tahmin edebiliyor oluşumda olabilirdi. Tahta merdivenlerdeki ayak sesini duyduğumda bitkin duruşumu düzelttim ve bir şey söylemeden Samet'e de aynısını yapmasını işaret ettim. Eğer güçsüzlüğümüzü gözüne sokarsak ne yapar eder bizi eve geri sokardı. Yanımıza geldiğinde üzerine önünü kapatmadığı siyah bir trenç kot, siyah jean ve siyah ayakkabı vardı. Sana ajan filmlerinden etkilendiğini söylediğimde bana kızarsın bir de. Peki güneş gözlüğü ve fötr şapkan nerede? Hiçbir şey söylemeden koluna asıp getirdiği iki ceketi bize verdi. Şimdi fark ediyordum da hava epey soğuktu. Umuyorum ki beni yavaşlatmazsınız. Suratı o kadar ifadesizdi ki gören de canına kastettik sanacak. Mustafa Hoca gelmeyecek mi diye sordu Samet. Hayır, o hala büyü üzerinde çalışıyor. Samet sorusunu aldığı cevaptan hiç memnun görünmüyordu. Benim de çok memnun olduğum söylenemezdi. Ama belli etmiyordum. İstemiyorsan dönebilirsin. Beton suratıyla bunu söyleyeceğine emindim çünkü. Her neyse, artık yola koyulmalıydık. O ikisi fazla dayanamazdı. Biz bez ceketleri üzerimize geçirirken o çoktan yürümeye başlamıştı bile. Bize kızgınmış gibi davransa da endişelendiğini fark edebiliyordum. Tıpkı bizim yaptığımız gibi o da zayıflık göstermemek için maske takıyordu. Ama ben onun gözlerinin ardını görebiliyordum. Uzun süredir tanışıyoruz.
Bir yanında istememesinin asıl nedeni kendi yoluyla bizi koruduğuna inanmış olması. Atladığı nokta ise başımıza ne geldiyse ayrı kaldığımızda geldi. Bu kadar inatçı olmasa belki her şey daha farklı olabilirdi. Selin'den dinliyoruz. Sarışın ızdırap içinde kıvranırken ben diğerine doğru ilerliyordum. Bu daha eğlenceli olabilirdi. Ona henüz bir şey yapmamış olmama rağmen yaklaştığımı görmesi bile heyecanlanmasına neden oluyordu. Yanına gittiğimde başucunda dizlerimin üstüne çöküp bir süre eserimi izledim. Bu arkadaş bana kesinlikle istediğimi veriyordu. Saçlarından sıkıca tutarak onu bakmaktan çekindiği arkadaşına döndürdüm. Diğerinin çaresizliğini görmesini istiyordum. Sonunun neye benzeyeceğini anlamalıydı. Mehmet. Onun ismini fısıldarken gözlerinde arkadaşlık nidası belirgindi. Şu haldeyken bile arkadaşı için endişeleniyor oluşu inanılmazdı. Kasılan vücudu çığlıklarına bile engel olurken o hala cesareti kırılmış arkadaşına ulaşmaya çalışıyordu. Ne kadar duygusal, neredeyse ağlayacağım. Arkadaşın ölümün eşiğinde bile sana yürek vermeye çalışıyor. Acaba... Ayağa kalkıp maşa yardımı ile şömineden bir parça köz alır ve Mehmet'in vücuduna yakın tutar. Bunu üzerine bıraksam sarışının tepkisi ne olur? Hadi deneyelim. Köz parçasını göz kafesinin hemen altına bıraktım. Yanan beyaz tişörtten yükselen dumanlar ile birlikte Mehmet'in çığlığı odayı doldurdu. Seni şerefsiz, amacın bizi Ahmet'i çekmek için kullanmak değil mi? Neden bunu yapıyorsun? Vay be, bu kadar gür bir ses çıkarmasını beklemiyordum. Cevabı çok basit. Mehmet'in üstünden attığı közü tekrar alıp maşa ile bastırır. Çünkü yapabiliyorum. Birçok gereksiz duygudan kendimi arındırmıştım. Geriye kalan sadece öfke ve hırstı. Belki birazcık da delilik. Ama kimin umrunda? Diğer insanlar gibi monoton olmaktan iyidir sonuçta. Hayat ve ölüm arasındaki çizgiyi elinde tutuyor olmak tarifsiz bir şeydi. Mutlak gücün yansımasıydı bir bakıma. Yenilmez hissettiriyordu. En sevdiğimden. İkisinde karşımda yapabildikleri tek şey acıyla haykırmaktı. Sönmeye yüz tutmuş közü Mehmet'in üzerinden çekip şömineye geri attım. Ardından tekrar arkamı dönüp ayak taraflarında ikisinin ortasında durdum. Bakın ne diyeceğim çocuklar. Hadi küçük bir oyun oynayalım. İyi haber, biriniz çektiği acıdan kurtulacak. Kötü haber ise diğeri onun kaderini üstlenecek. Tahsin'den dinliyoruz. Şuradan bir kurtulayım. Onun bize yapmayı planladığı her şeyi büyük bir zevkle ona uygulayacağım. İkimiz de olduğumuz yerde acıdan kıvranırken o karşımıza geçmiş sanki sıradan bir gün yaşar gibi konuşuyordu. Bakın ne diyeceğim çocuklar. Hadi küçük bir oyun oynayalım. İyi haber, biriniz çektiği acıdan kurtulacak. Kötü haber ise diğeri onun kaderini üstlenecek. Ellerini göğsünde birleştirmiş, suratındaki sadist gülümseme ile konuşuyordu. Tahsin, kurtuluş şansı senin. Mehmet'i ellerine bağladığı ipten tutarak şöminenin başına kadar sürükledi. Bu kızın gücü gerçekten normal değildi. Onu kalkmaya zorlayarak dizüstü çökmesini sağladı. Önden bağladığı eline bıçağını tutuşturdu. Şimdi oyunumuz şöyle olacak. Çenesinden tutarak ateşin üzerinde duran kaba bakmasını sağladı. Bildiğin üzere orada kaynamakta olan şey arkadaşının kanı. Kaba vuran ateşi vücudunda hissediyor. Bir zaman sonra kan tamamen yanıp kuruduğunda arkadaşın korkunç acılar içerisinde ölmüş olacak. Onu kurtarmak için yapman gereken tek şey de bileğindeki atar damara küçük bir kesik açmak. Ateşi kanınla söndürebilirsen arkadaşın çektiği acıdan kurtulacak. Tabii bunu yapınca kendi hayatından vazgeçmiş olacaksın. Kan kaybından öleceksin. Ek olarak tek kuralımız var. Eğer iplerini kesmeye çalışırsan veya sunduğum seçeneğin dışında herhangi bir şeye kalkışırsan, sen daha ne olduğunu anlayamadan seni gerçek anlamda yere çivileyip arkadaşının ölümünü seyrettiririm. Sonrası malum.
o cadının blöf yapmadığına şüphe yoktu. Sakın böyle bir şeye kalkışayım deme. Mehmet'in gözlerinde belirgin bir kararsızlık vardı. Bir bana, bir de bileğine bakıyordu. Hissettiğim acı doruklara tırmanırken konuşmamı ben bile zar zor duymuştum. Mehmet sağ elinde tuttuğu bıçağı iyice kavrayarak gözlerini kapattı ve derin bir nefes aldı. Kendini sakinleştirmeye çalışıyordu. Konuşmaya başladığında sesi titrekti ancak kendinden emindi. Gözlerimden akan yaşların sebebi artık çektiğim acılar değildi. Başından beri ağlamaktan başka bir halt yapmadım. Şimdi elimde senin kurtuluşun varken. Hayatta kal ve diğerlerine işe yaramaz olduğum için üzgün olduğumu söyle. Beni affedin. Mehmet'ten dinliyoruz. Kendimi ölüme hazırlıyordum. Sadece küçük bir kesik. Arkadaşımı kurtarmak için tek gereken buydu. Bu hayata gözlerimi kapayacak olduğum düşüncesi ödümü koparıyordu. Tıpkı her zaman olduğu gibi. Yine korkum kararımı etkiliyordu. Bugüne kadar hiç değişmedi. Hayatıma şekil veren hiçbir zaman ideallerim olmadı. Korkunun gölgesinde yaşadım. Şimdi yine korkunun kollarındaydım. Ancak bu sefer gayem arkadaşımın hayatıydı. Bir kez olsun korkumu bastırabilmeliydim. Derin bir nefes alıp zihnimi boşalttım ve bıçağı tuttuğum elimi sıkılaştırdım. Kapattığım gözlerimi açıp son kez can çekişen arkadaşıma baktım. Ten rengi kararıyordu. Cildindeki ve gözlerindeki damarlar belirginleşmişti. Yaşlı kırmızı gözlerle beni izlerken yapmamamı istediği çok açıktı. Böyle bir cehennem azabında dahi benden vazgeçmek istemiyordu. Şu an için yapabileceğim tek şey en azından bir süre daha yaşamını uzatmak. Belki işe yaramazlığımın telafisi bu olurdu. Evet, yapmam gereken kesinlikle buydu. Birimizin yaşaması gerekiyorsa, bu kişinin kim olması gerektiği gayet açıktı. Bıçağı yavaşça bileğime bastırdım. Çeliğin derimi delip geçtiğini hissedebiliyordum. Atar damarım kesildiğinde, kan büyük bir basınçla dışarı akmaya başladı. Bileğimi harlayanan ateşe uzattım. Şimdiden bilincimi kaybetmeye başlamıştım. Başım dönüyordu. Bileğime vuran ateşin sıcaklığı, ölümün soğuğunun ensemde olduğunu unutturuyordu. İyi yandan bakacak olursak, ateş kanımla yıkadığım odunları terk ediyordu. Ahmet'ten dinliyoruz. Bahsi geçen kulübeye neredeyse varmıştık. Anlaşılan içeride birileri vardı. Yanan ateşin oluşturduğu gölge oyunları bu mesafeden görülebiliyordu. Acele edin, galiba birileri var. Samet ve Onur gittikçe yalpalamaya başlıyorlardı. Ancak şimdi onları kontrol etmek için duraksayamazdım. Eğer içerideki kişi seninse, arkadaşlarımın başı ciddi belada olabilirdi. Adımlarımı gittikçe hızlandırırken kulübenin iyice yakınına gelmiştim. İçeriden çığlık sesleri duyuluyordu. Acele edin diye bağırdım. Sen önden git, hemen arkandayız. Onu ikiletmeye niyetim yoktu. İçeriden gelen çığlıklar tanıdıktı. Artık kulübeye doğru koşmaya başlamıştım. Evet, şüphe yoktu. Bu Tahsin'in sesiydi. Hız kesmeden delme çatma ahşap kulübenin kapısına var gücümle bir omuz darbesi indirdim. Kapı dayanıksız olduğu için tek darbede kırabilmiştim. İçeriye girer girmez yerde yatan Tahsin'i ve karşımda kalan şöminenin önünde ateşe elini uzatmış beli bükük Mehmet'i gördüm. Kırılan kapının gürültüsü dikkatlerini üzerime çekmişti. İşte tam karşımdaydı. O kızıl cadıyı acı çeken arkadaşlarımın yanında gördüğümde içimde daha önce hiç hissetmediğim duygular canlandı. Yerde kıvranları kafamın içinde yankılanırken karşı koyması güç bir öldürme isteği ruhumu kasıp kavuruyordu. Demek geldin. Açıkçası seni daha geç bekliyordum. Ama olsun. Biz de daha yeni başlıyorduk zaten. Mehmet! Tahsin güçsüz sesiyle fısıldadığında onu zar zor duyabilmiştim. Ancak sesindeki endişe çok netti. Gözlerimi güçlükle selinden ayırıp Mehmet'e çevirdiğimde bileğinin kesilmiş olduğunu gördüm. Bileğinden akan kan coşkun bir pınar gibiydi. Ne yaptın sen? Diye bağırdım.
Aslında çok bir şey yapmadım. Bu arkadaş yerdeki sarışını kurtarmak için kendi seçimini yaptı. Ne yani? Sen beni bir tür cani falan mı sandın? Bütün iddetimle onun üstüne yürümeye başladığımda suratındaki eğlenen ifadenin yerine ciddi bir ifade almıştı. Kan bürümüş gözlerini bana dikti. Hızlı bir hamleyle ateşin üstünden ak kor haline gelmiş demiri alıp Mehmet'in başını saçlarından çekerek geriye yatırdı. Ateşin ışığıyla parlayan demirin kızgın rengi arkadaşımın boğazına yansıyordu. Tek bir adım ve arkadaşın soluk borusuna elveda der. Gözlerindeki öldürme isteği benimkinin aynısıydı. Blöf yapmıyordu. Ona zarar verecek olursan sana çektireceğim acıya hayal gücün yetmez dedim. Seni elime geçirdiğimde hayal dünyamın genişliğine şaşıracaksın tatlım. Onur'dan dinliyoruz. En nihayetinde o kulübeye varmıştık. Bacaklarım o kadar güçsüzleşti ki yere yığılmama ramak kalmıştı. Kapıya vardığımda başımı uzatıp konuştum. Herkes iyi mi? Önümdeki manzara sorumu cevaplamaya ziyadesiyle yetmişti. Ahmet gözücü ile bize baktıktan sonra tekrar Selin'e döndü. Eğer onu bırakırsan şu kapıdan yürüyüp gitmene izin vereceğim. Ahmet'in umutsuz teklifine karşılık Selin bir kahkaha patlattı. Bunca şeyi öyle yürüyüp gitmek için yapmadım. Bak ne diyeceğim. Yanında bir tap düşmüş arkadaşlarını getirmen bana bir fikir verdi. Yüzündeki psikopat gülümsemeyle bana bakmaya başladı. Arkandaki sırık seni bana teslim ederse ikimiz buradan çıkıp gideriz. Herkes istediğini alır. Kârlı bir anlaşma dedi Selim. Hadi ya, peki buradan çıkınca seni Ahmet'ten koruyacak olan nedir zeki kız dedim. Ne kadar tatlısın. Yoksa benim için endişelendin mi dedi gülerek. Hayır, sadece arkadaşımın ellerine bozuk kanının bulaşmasını istemiyorum dedim. Merak etme, sevgili arkadaşın kanımı akıtmaya fırsat bulamadan kendi kanında boğulacak dedi. Yeter. Ahmet itiraz istemediğini belli eden sesiyle bağırdı. Kabul ediyorum. Beni al dedi Ahmet. Sen kafayı mı yedin? Bu çatlak sürtün sözünü tutacağına inanıyor musun? Bana bakmadan cümlesini tekrarladı. Kabul ediyorum. Mükemmel. O zaman şu sırıktan kapının arkasındaki urganı alarak ellerini arkadan sıkıca bağlamasını rica et dedi Selin. Bir dayak işini mi yapacağım? Daha neler? Dedim öfkeyle. Onur, zaman yok. İkisinin de durumu kötü. Bir kez olsun kararıma saygı göster ve şu lanet ipi alıp bağla, dedi Ahmet. Hay ben böyle işin. Ahmet haklıydı. İkisi de fazla dayanamazdı. Samet'i kapı eşiğine bırakıp içeri girdim ve kapıyı kendime doğru çekip eğilerek arkasında duran kalın urganı aldım. Küfürler saydırarak Ahmet'in yanına gittim ve ellerini arkasında birleştirerek bağladım. Ellerini dış taraftan iyice sarıp tekrar düğümle. Sevgili dostumuzun yol üstünde sorun çıkarmasını istemeyiz, değil mi? Küfürlerime devam ederken söylediğini yaptım. İşi bitirdiğimde Ahmet'in kulağına doğru fısıldadım. Umarım planın hepimizi ölüme götürmek değildir. Ahmet'ten dinliyoruz. Onur kulağıma eğilip sorusunu sorduğunda sesli bir cevap vermedim. Gerçi bir cevabım da yoktu. Şu an tek isteğim o deliği arkadaşlarımdan uzak tutmaktı. İstediğin oldu. Şimdi sözünde durma vakti dedim. Memnuniyetle. Onur'a bakarak şimdi ondan uzaklaş ve köşeye git dedi. Onur onun söylediğini yaparak odanın bana en uzak köşesine ilerledi. Selin gözlerini zorlukla açık tutan Mehmet'in boğazından demiri çekip onu bıraktı. Mehmet yere yığılırken o bana doğru gelmeye başladı. Bana arkanı dönmeni istiyorum. Herhangi bir numara peşinde olmadığından emin olmam gerekiyor. Anlarsın ya. Onun görüş açımdan çıkacak olması fikri pek cazip gelmese de şu an avantaj ondaydı. Söylediğini yapmalıydım. Nefesini ensemde hissettiğimde
yanıma geldiğini anlamıştım. İlk iş olarak düğümleri kontrol etti. Zaten sıkı olan ipi iyice sıktıktan sonra ipi tutmaya devam ederken bir elini de omzuma yerleştirdi. Yürü bakalım, seninle çok eğleneceğiz. Bu arada içinizden biri peşime düşmeye kalkarsa neler olacağını anlatmama gerek yok sanırım. Kimseden ses çıkmayınca kulübenin kapısına yöneldik. Dışarı çıktığımızda arkadaşlarıma son bir kez baktım. Tarihin tekerrürüne engel olamamıştım. Arkadaşlarım yine dört bir yana savrulup harap olmuştu. Bu kader miydi? Ne yapsak değişmeyecek miydi? Eğer öyleyse nehre atılan bir çakıl taşı neyi değiştirirdi? Su bir süre sonra akışına dönerken çakıl taşını tek yapabildiği dibe batmaktı. Eğer diğerlerinin öylece kurtulabileceğini bilsem bu savaşa devam eder miydim bilmiyorum. Kulübeden uzaklaştıkça kudretli çam ağaçları aramızda bir duvar örüyordu. Bir müddet sonra kulübe tamamen görünmez olmuştu. Ormanın içerisinde Selin'in yönlendirmeleriyle nereye gittiğimi bilmeden ilerliyordum. Aslında biliyor musun? Bütün bu iyi kötü saçmalığını bir kenara bıraksak birbirimize çok benziyoruz. İdealleri için savaşan iki kişi, dedi Selin. Aramızda büyük fark var. Ben sana benzemiyorum, dedim. Hadi ama gözlerindeki o bakışı çok iyi biliyorum. Fırsatını bulsan boğazıma sarılırsın, dedi. Bunun yargısı sana mı düştü? Yargıladığımı da nereden çıkardın? Aksine hak veriyorum. Amacın için en büyük engel benim. Ortadan kaldırılmam seni hedefe yaklaştırır. Buna empati deniyor. Ukala tavırları sinirlerimi bozuyor olsa da üzerine düşününce haklıydı. Arkadaşlarımı korumak için onu öldürme düşüncesi beni rahatsız etmiyor. Aksine cezbediyordu. Senin hedefin ne? Bunca zalimliğin, kanın ve acının seni taşıyacağını düşündüğün amaç, diye sordum. Şu an mı? Sadece seni dilimlemek. Ancak asıl amacımı soruyorsan Harut ve Marut'a ulaşmak. Epey açık sözlüydü. Tuhaf bir sempatisi vardı. Şu filmlerdeki kötü adam sempatisinden. Hala onu yerin dibine gömmek istiyordum. Ancak bir yandan da hak veriyordum. Güç hiçbir zaman yeterli gelmeyecek, biliyorsun değil mi? Hep fazlasını isteyeceksin. Ancak elbet sonun toprağın altı olacak. Hoş, toprağın seni kabul edip etmeyeceği de muamma, dedim. Pek de umurumda olduğu söylenemez. Toprak altında çürüyüp gitmek için fazla güzelim, dedi. O zaman seni gömdüğümde güzelliğin için yas tutmayı ihmal etmeyeyim, dedim. Ne kadar kabasın. Oysa ben güzel güzel sohbet ederiz diyordum. Kusura bakma, sosyopatların muhabbeti beni pek sarmıyor. Selin durduğunda mecburen ben de durmuştum. Etrafına bir göz atlattım. Senin için çok uğraşıp özel bir yer seçtim. Sevgili can düşmanım için manevi anlamı olan bir yer. Etrafa bakarken ilk başta bir şey fark etmedim. Ancak sol çaprazıma döndüğümde ne demek istediğini anladım. Burası Kabir'in onuru sakladığı mağaraydı. Bu yeri görmek bugünün psikolojik baskısının üstüne geçmişin yükünü de ekliyordu. Dersine iyi çalışmışsın. Seni takdir ettim şimdi. O günlerin pişmanlığı sesime yansımıştı ve Selin bunun farkındaydı. Şimdi gülümseyen suratını darmadağın etme isteğim daha da artmıştı. Onur'dan dinliyoruz. Ahmet, o cadı ile birlikte gideli biraz olmuştu. Onlar gider gitmez Samet'le arkadaşımızın yanına koşmuştuk. Tahsin etkileyen büyüyü ateşten çekince kesilen acının getirdiği ani rahatlama ile baygınlık geçiriyordu. Alnına dokunduğumda vücudu el yakıyordu. Sanki ateş şöminede değil de onun içinde yanıyor gibiydi. Mehmet ise ondan daha beterdi. Kesilen bileğini kontrol ettiğimde atar damarının büyük hasar aldığını gördüm. Kesilmesi yetmezmiş gibi bir de neredeyse bileğinden dirseğine kadar ciddi bir yanık vardı. Ceketimi çıkarıp üstünü örttüm. Kan kaybı nedeniyle bedeni resmen buz kesmişti. Havanın soğukluğunu göz önünde bulunduracak olursak kan kaybından önce hipotermi onu öldürecekti. Bedenimde kalan gücün son zerrelerini üstümdeki tişörtümü yırtıp baskılı bandaj yapmak için harcamıştım. Bu bandaj biçimi damara baskı yaparak kan akışını yavaşlatmalıydı.
Tabii mevzu bahis bir atar damar olduğundan kanı durdurmak kesinlikle kolay olmayacaktı. Profesyonel tıbbi yardıma ihtiyacı vardı. Lanet herif, bunu hiç düşünmedi tabii. Fiziksel olarak en iyi durumda olanımız oydu. Mehmet'i bizi taşımaya kalkarsak düşürüp var olan hasarı katlayabilirdik. Öyle giderse kurtaramayacaktık. Gözyaşlarım hücuma geçerken kaçıp gitmemeleri için gözümü kırpmamaya çalışıyordum. Şu an en son ihtiyacımız olan şey ağlayan birinin bu ölüm rüzgarlarına kasveti dahil etmesiydi. Sakin kalıp bir çözüm düşünmeliydim. Şu an önceliğim gözlerini kalıcı olarak kapatmak üzere olan Mehmet'ti. Düşün, düşün. Kahrolası beynim çalışmayı bırakmıştı. İhtiyacım olan zamanlarda hep böyle olurdu zaten. Samet'in korku dolu çığlığı zaten olmayan düşünce gücümü tamamen yok etmişti. Bir şey cama vuruyor. Bir bu eksikti. Yan tarafımızda kalan cama korkuyla baktığımda bunun rüzgarın etkisiyle cama çarpan bir asma dalı olduğunu gördüm. Seni salak. Sadece asma. Şimdi kapa çeneni de düşüneyim. Bir dakika. Tabii ya. Asma. Bunu nasıl düşünemedim? Aptal ben. Asma yaprağı çiğnenip bir lapa haline getirildiğinde iyi bir kan pıhtılaştırıcı haline geliyordu. Büyük çaplı kanamaları durdurmakta işe yarayabilirdi. Ayrıca bir antiseptik görevi de görecekti. Böyle ölüm kalım anlarında insan gücü gerçekten tavan yapıyordu. Var gücümle koşup ön cepheyi çepeçevre sarmış asmanın yapraklarından bir tane kopardım. Hemen çiğnemeye başladım. Tadı biraz tuhaftı. Ancak şimdi lezzet peşinde koşma zamanı değildi. Mehmet'in yanına gidip dizlerimin üstüne çöktüm. Çok hızlı olduğumdan bu biraz canımı acıtmıştı. Bandajı çabucak açtım ve iyice lapalaşan yaprağı kesiğin üzerine bastırıp tekrar baskılı bandaj uyguladım. Kolunu dizime koyarak kan akışının iyice yavaşlamasını sağladım. Botanik merakım ilk defa bir alta yarıyordu. Ahmet'ten dinliyoruz. Selin'le mağaranın içine girmiştik. Beni bir köşeye oturtup ateş yakmıştı. Ateşin üstünde de bir şeyler kaynatıyordu. Malzemeleri tam olarak göremesem de bir büyü hazırladığına şüphe yoktu tabii. O büyüsüyle uğraşırken ben de kurtulma planları yapıyordum. Oturduğum süre boyunca ellerimi yukarı aşağı hareket ettirerek kalın urganı biraz gevşetmeyi başarmıştım. Bileklerim inanılmaz acıyordu ve yöntem çok yavaş işliyordu. Ama iyi yandan bakarsak işe yarıyordu da. Merak ettiğim bir şey var. Selin gözlerini kaynattığı şeyden ayırmadan konuştu. Neden? Neden arkadaşların için kendi hayatını feda etmeyi seçtin? Sende potansiyel var. Güçlüsün, yeteneklisin. Kaderdeki rolün belli ki büyük. Onlar sıradan vasıfsız insanlar. Varlıklarının dünyaya bir şey katmadığı gibi yok oluşları da bir şey eksiltmez, dedi. Bu pek de senin anlayabileceğin bir şey değil. Arkadaşlık, sadakat ve sorumluluk gerektirir. Onlar benim seçimlerimin cezasını çekiyorlar. Kardeşlerinin senin yüzünden acı çekiyor olması ne ağır bir yüktür bilemezsin, dedim. Haklısın, bilemem. Ben küçükken şu filmlerdeki ezik tiplerdendim. Hiç arkadaşım yoktu. Herkes babaannemden korktuğu için benden uzak dururdu. Şimdiye kadar hiç kimseyle ne sevincimi, ne hüznümü, ne de acımı paylaştım. Kapatıldığım o karanlık bodrumda için içine ağlarken sesimi duyan kimse olmadı. Belki ironik ama ben karanlıktan korkarım. Bana güçsüz olduğum o zamanları hatırlatır. Örümcek ağlarının arasında oturup farelerin seslerini duymamak için kulaklarımı kapatırken başımı dizlerime gömüp ağlardım. Sana bir ironi daha söyleyeyim mi? Burada oturmuş, sonunu hazırladığım adama hep hayalini kurduğum arkadaşlarımmış gibi davranıyor olmam. Yakında aramızdan ayrılacağın için sırlarımı mezara götüreceğine güvenim tam. Uzun cümlesini tamamladığında ateşin üstünden eski kalaylı bakır kabı direkt eliyle aldı. Isıyı hissetmiyor muydu bu? Bana doğru ilerlerken gözlerinin yaşarmış olduğunu gördüm. Açık kahve gözleri hüzün ile buğulanmıştı. Onun bile duygularının olabileceği kimin aklına gelirdi ki? Madem bu kadar açıldık,
Benim de sana bir sorum var. Senin nedenin ne? Neden güçlenmek istiyorsun? Geçmişin izlerini ellerine buladığın kan ile kapatmak mı niyetin? Dedim. Belki. Belki de sadece bu sefil dünyanın içindeki her bir aciz ruh ile birlikte yandığını izlemek istiyorumdur. Belki de küçük bir kızın anne ve babasına dair hatırladığı tek şeyin yanarak ölürken attıkları çığlıklar olmasına karar veren Tanrı'dan intikam almak istiyorumdur. Cümlesinin sonundaki sesi sistemkardı. Belli ki onu bu hale getiren, tıpkı bende olduğu gibi, geçmiş acıların derinlerde bıraktığı izlerdi. Aradaki benzerliği daha net görebiliyordum. Elinin üstüne kadar çektiği uzun kollu siyah bez ceketini kullanarak firar etmekte olan gözyaşını sildikten sonra yüzüne tekrar o bilindik ruhsuz ifadesini yerleştirdi. Bu kadar sohbet yeter. Fazla duygusallıktan nefret ederim. Artık eğlence vakti. Elinde tuttuğu kabı uzatır. İç şunu, dedi. Damak zevkime uygun görünmüyor. Fazla yeşil, dedim. Misafir umduğunu değil, bulduğunu yer lafını hiç duymadın mı? Eliyle çenemi sıkıca kavrarken beni ağzımı açmaya zorluyordu. Durum kötü. Ellerimi henüz çözememiştim. Ancak süre doldu. Umarım ayaklarım beni yarı yolda bırakmazdı. Kafamı sertçe çevirerek onun elinden kurtardıktan sonra var gücümle karnına geçirdiğim tekme mağaranın duvarına çarpmasına sebep oldu. Kap tamamen yere saçılmıştı. En azından ondan kurtulmuştum. Ben hızla ayağa kalkarken o da ayağa kalkıp ağzından ince çizgi halinde süzülen kanı sildi ve sadist bir kahkaha attı. Pekala, ayaklarını bağlamayarak bunu hak ettim sanırım. Yerden hızla doğrularak kuvvetli bir nara patlattı. Tüm hızı ile üzerime koşarak karnıma sağlam bir omuz darbesi indirdi. Beni rahatlıkla yere sermişti. Bu güç, bu ebatlarda bir kız için gerçekten fazlaydı. Onur'dan dinliyoruz. Müdahalem kanı durdurmuştu. Ancak Mehmet'in durumu giderek kötüleşiyordu. Düşünmek bile istemesem de o ölüyordu. Nefes alışverişi çok düzensizdi. Ve nabzı zar zor hissediliyordu. Allah'ım, lütfen arkadaşımın kollarımda ölmesine izin verme. Hepsi o ahmağın suçuydu. Kahramancılık oynamak ile kafayı bozmasaydı, şimdi böyle olmazdı. Boğazım ve burnum yanmaya başlamıştı. Arkadaşımın giderek soğuyan bedenine çaresizce sarılarak ve kanla kaplı odunları tutuşturarak ısıtmaya çalışıyordum. Neden o olmak zorundaydı ki? En başında lanet tahtayı kullanmamamız için çok direnmişti. Neden hep en masum olanlar en çok acıyı çekiyordu? Neden bu çürümüş insanlık her zaman kötülerin elinde oyuncak oluyordu? Bir insanın hayatına son vermek bu kadar kolay olmamalıydı. Gözyaşlarımı tutmak için direnmekten çoktan vazgeçmiştim. Durmaksızın gözümden düşen damlalar arkadaşımın soğuk tenine damlıyordu. Sen ağlıyor musun? Hayat enerjisinden yoksun sesiyle Mehmet konuşmuştu. Hemen gözlerimi sildim. Hayır, boğazını temizler. Hayır, tabii ki ağlamıyorum. Neden ağlayayım ki? Her şey yoluna girecek ne de olsa. Sen şimdi konuşmayı bırak da kendini yorma. Söz veriyorum, gün gelecek, bunlar sadece ürkütücü maceralar olarak kalacak. Ve zamanı geldiğinde hafızalarımızdan silinip gidecek, dedim. Tutamayacağın sözler vermemelisin kardeşim. Boğazından kuru bir öksürük yükselir. Bak, zamanımın geldiğini biliyorum. Bunu hissedebiliyorum. Sadece bilmenizi istiyorum ki bu benim seçimimdi. Hiç kimseyi bundan sorumlu tutmayın. Arkadaşımı kurtarmak istedim ve başardım. Son nefesimde huzurluyum. Cümlesini bitirdiğinde açık kalmak için savaşan gözleri Azrail'in uykusuna yenik düştü. Başı yavaşça dizlerimden kayarken derin bir nefes verdi. Saçmalama! Mehmet! Bak, şaka yapmaya çalışıyorsan komik değil. Mehmet! İsmini son zikredişim soru mahiyetindeydi. Bedeni ağırlaşmaya başlıyordu. Ellerim titriyordu. Başımda atan her bir damarın sesini kafamın içinde hissediyordum. Korkarak
Elimi şah damarına yerleştirdim. Nabız yoktu. Kalbi durmuştu. Mehmet! Samet'in ve benim ağlamaklı aykırışlarımız onun kaybolan kalp atışlarının yerini alıyordu. Hayır, bu olmuş olamaz. Bana en iyi arkadaşın hayatta. Hiçbir şey kalmayacaktı. Hadi Onur, konuşsana. Selin'den dinliyoruz. Ahmet'in göğsüne oturmuş, var gücümle onu yumruklarken her tarafı kan içinde kalmıştı. Büyülerim olmadan da bunu başarabilirdim elbet. O bugün acılar içerisinde bana yalvararak ölecekti. Onu yumruklamaya devam ederken Ahmet çevik bir hamleyle dönerek beni gövde ağırlığı ile aşağı aldı. Bacaklarımı bacakları ile tutarken hareket imkanımı kısıtlıyordu. Lanet herif, kas ağırlığı ile beni eziyordu. Nefesim iyice kesilmeye başlarken elimle zar zor tuttuğum kotumun dar cebine uzanıp sustalı bıçağıma ulaştım. Onun aksine ben hazırlıklıydım. Bıçağı böbreğinin olduğu kısma rastgele sapladım. Ete delip geçen bıçak bana tuhaf bir huzur veriyordu. Bıçağı var gücümle bastırmaya devam ederken döndürmeye başladım. Akan sıcak kanı ile üstüm ıslanırken Ahmet'in dişlerinin arasından hırıltılı sesler sızıyordu. En nihayet acıya dayanamayarak üstümden çekildiğinde ben tekrar üstüne çıkıp bıçağı sapladığım yerden çektim. Bu sefer işini bitirmeliydim. Böylesi çok eğlenceli olmadı. Ancak yapacak bir şey yok. Beni öldürmeye çalıştın. Artık kusura bakmayacaksın. Durumdan zevk aldığım için yüzüme yayılan gülümsemeyle bıçağı kalbin üstüne getirdim ve yavaşça itmeye başladım. O acıyla haykırıp beni üstüne atmaya çalıştıkça sarsılan elim kesiğin eninin gelişmesine sebep oluyordu. Tam son hamleyi yapacakken birden kendimi mağaranın engebeli taş duvarına yapışmış halde buldum. Biri beni boğazımdan tutuyordu. Saniyeler içerisinde karnımda keskin bir acı hissettim. Bağıramıyordum bile. Neler olduğunu anlamaya çalışırken birden o ulvi görünür oldu. Asaf'ın işini beceremeyeceğini bilmeliydim. Bu Fatıma'ydı. Tırnaklarını karnıma iyice bastırırken boğazımı var gücüyle sıkıyordu. Hissettiğim acı çok büyüktü. Bir insan için olabilecek en kötü ölüm şekillerinden biri kaderim olmuştu. Boğulmak. Boğulmak. Ciğerlerim bir parça hava için yalvarırken onlara istediğini verememek. Ayrıca cinin karnıma saplanan tırnaklarının yaptığı yanma hissi. Sanki karnıma 4 kızgın demir saplanmış gibiydi. Şu an belki ölecektim. Ancak huzurluydum. Korku duymuyordum. Kazandım. Kalan nefesimin son parçaları ile zaferimi ilan etmiştim. Gözlerimi bir daha açmamak üzere kapatırken gördüğüm son şeyin düşmanımın acılar içerisinde can çekişen bedeni olması benim için yeterli bir ödüldü. Eğer gerçekse cehennemde geçireceğim sonsuz yaşamımın her saniyesinde bu anı hatırlayacaktım. Bölümün sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hikayelerime yorum yapıp paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Diğer bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.